Merhaba dostlarım, ben Serdar. Fallout New Vegas'a hoş geldiniz. Fallout New Vegas'ın son bölümünde buraya gelmiştik fakat ben görevin devamını yapmayacağım. Bunun nedeni ise şu anda bizim seviyemizin çok aşağılarda olması. Hemen size göstereyim. Stats'a giriyoruz ve durum. Gördüğünüz gibi kaçıncı seviyeyiz biz? Üçüncü seviyeyiz. Halbuki görev için bir 15 veya 25. seviye falan olmamız gerekiyor. Emin değilim ya 15 ya 25. Ama bizim boyumuzdan çok büyük işler olduğu kesin. Şimdi şeye gideceğiz. Geldiğimiz yoldan paşa paşa geri döneceğiz. Muhtemelen yoldaki bütün o korkunç şeylerle baştan kapışacağız. Ve sonra evimize döneceğiz. Başka bir görev yapacağız. Ben elimdeki silahları bir kontrol etmek istiyorum. Yani itemler. Silahlar. Hasar 12. 9 mm tabanca, hasar 6, hasar 9. Geniş pala. Hasar 11. Güçlü kervan pompalısı. Bu fazla gösteriyor ama SBH ne ya? Paralı asker bomba atarı. Ne kadar ilginç şeylerimiz varmış bizim böyle. Hasar 7. Tam ya şu andaki. Hasar 13. Şu daha elimde hep şu şey yapıyorum. Elimde tuttuğumuz silah daha iyi şu anda. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Yoldan mı gideyim yoksa böyle dümdüz mü ilerleyeyim ya? Şuraya bak. Kasaba hep şey olmuş. Yanıyor. Yakmışlar kasabayı. Burada bir de böcekler de vardı değil mi? Böcekler de vardı. Doğru, dur ben bir şeye bakmak istiyorum. Dünya haritasına. Dünya haritası yani dünya haritası da. Nipton yolun maden ocağı durağı. Prim falan var. O zaman yolu takip edeceğiz. Yolun üzerinden gidelim. Bak gene yapıyorum. Tava basarak açıyorsunuz. Şey bu ne? Gizli. Ya evet bir de şey ya oyunda Türkçe mi var da şeyleri vermiyor. Türkçe karakterleri, Türkçe özgü karakterleri yazmıyor. Şey, ö gibi karakterler falan yok oyunda. Şu arada sırada etrafa bakmak zorundayım. Herhangi bir tehlike varsa diye. Biliyorsunuz böcekler bu oyundaki çok ilginç. Ben bu oyunu bu arada en son videoyu ben ne zaman çektim? Çok önce çektim. Baya 4-5 ay oldu. Daha dün, geçen gün attım. Ama bayağı oldu ben bu oyunun videosunu çekeli. Kimse olmasın ki. Ben burayı temizlemiştim. Kimsenin olmaması lazım şu an için. Güzel. Aynen. Şuradaki yerleri falan hep şey yapmışız. Kurum bolu mu? Ben sana bakmış mıydım? Panzehir. Panzehiri al ya. Radix. Temiz su. Şişe kapağı. Bunların hepsi lazım bize. Armor. 8. Bendeki armor ne kadar? Çık. Bendeki armor ne kadar bakabilir miyim? Items, giyim. Oyun yarı Türkçe yarı İngilizce oldu. Hafif metal zırh. 20 armor veriyor bu. Bu 15. Bu 10. 15. Hafif metal zırh. Bu ağırlık mı? Armor mu? İşte ben anlayamıyorum ya. Hangisi şey ağırlık, hangisi zırh onu bilmiyorum. Bak. Şuradaki geçen böceği görüyor musunuz? Hayvan gibi. Ben onunla kapışamam. Bir de çok hızlı geçiyor ya. Tövbe Rabbi tövbe. Karıncalar. Yolun üzerinden geçip gideceksiniz inşallah. Yok. Bir tane daha var. Şöyle gizli gizli gidelim. Kimseyle çatışmak istemiyorum şu aralar. Bir daha önceki çatışmalarda çok yaptık. Sen ölü müsün? Devralakrep. Tamam. Şunlardan biriydi işte. Anlayın. Tehlikenin boyutunu anlayın. Devasa akrepler. Devasa. Bayağı 5-6 tane şey var. Karınca var orada.
Fark edildin mi? Hayır, fark edilmedim. Neyse, tehlike oluşturduğumu söylemese sıkıntı yok şu an için. Ha, baştan gizli durumdayım. Ya medeniyetin yanından geçeyim ya. İnsanların falan yanından geçeyim de. Ben öldürmek istemeyen insanların yanından falan geçeyim daha doğrusu. Daha şey olsun. En azından birazcık daha rahatlayayım. Veya bana saldıranlar olduğu zaman yanımda müttefiklerim falan olsun. Tamam, artık gizli kalmaya gerek yok herhalde. Ha, öyle diyorsun. Ama biz de şu taraftan ilerleriz yani böyle yavaş yavaş. Sıkıntı olmaz. Köprüden geçemeyeceğiz ne de olsa. Diğer tarafı keşfetmek güzel olabilir. Dur, diğer tarafı bir keşfedeyim ya. Hem güvenli bölgelerde olduğun zaman çabuk ışınlanırım da. Ama şu anda pek iyi bir şekilde sağlam bir donanıma sahip olduğumu söyleyemeyeceğim. O kadar sağlam bir zırhım yok. Bir de elimdeki silah da o kadar güçlü değil. Hadi dostlar olsun, dostlar olsun, dostlar olsun. Fallout 4'te şey duydunuz mu? Belirli bölgelerde kendi yerleşimlerimizi kurabilecekmişiz. Wow! Bırak dur lan. Ha, bitti. ...28 XP, güzel. Ne var sende? Zehir ödütü. İşimize yarar belirli yerlerde bizim. Tamam, çık. Nipton Karayolu dinlenme yeri. Güzel, burayı keşfettik. Bir içeriye bakmamız lazım ama önce... Pompaltıyı alacağım elime. Neden diye sorarsanız... Şurada kapalı mekana gireceğiz. İçeride... Bir şeyler olabilir. Ya bir haydut ya başka bir şey. Hazırlıklı olmamız lazım. Her duruma göre. Tamam, düşman falan yok. Bunlar ne? Teneke kutu, boş sunset falan filan. Sandıkta ne var? Aa, güzel şey var. İçki aldık. Çiğnenmiş kurt tütünü. Al. Algı artı bir, çeviklik artı bir. Al al, işimize yarar. Sandık. Buraları bir yağmalayalım. Bayağı içki aldık ya. Bunları biz içmesek bile satarız şeydeki adamları. Oğlum o kadar ses çıkarmıyor. Gözüm senin. Ne kadar güçlüymüş bizim adam ya. Şuraya giremiyoruz değil mi? Orası kapalı. Şu ne? Evin etrafına da bakmak lazım. Evin etrafında da bazı ilginç şeyler çıkıyor. Hoş şimdi meramlı yüzünden bir canavar gelip bizi öldürmesin ama ya canavar dediğim yaratıklar, şehrin etrafındaki yaratıklar. Bu ne? Newton yolu markete. Markete girelim. Markette yiyecek falan vardır. Yiyecekler tam bu dönemde çok kilitli, orta. Ha, 50 kilit taşma yeteneğine ihtiyacım varmış. Damla sakız al. Damla sakız varsa neden almayalım? Yazar kasa. Anş yap şey 30 tane. Tamam, bunu da alalım. Belediye başkanı Stein'in kaydı. Tahmin et. Kimin şansına şey mi oluyor, ne oluyor? Vodka'yı da al. Vodka işimize yarar. Hurda elektronikler al. Temiz su. Temiz su her yerde işimize yarar. İngiliz anahtarı. Yok, gerek yok. Ya bazı ıvır zıvır şeyler var. Hiçbir şey yaramıyor gibi görünen. Ki yaramıyor. Kram ne ya? Cram. Bilmiyorum. Okunması imkansız hale getiriyor bu şeyler. Boş. Sansa paralel açıcısı falan filan. Neyse, burayı da güzel yağmaladık. Yo dur. Al. Maya. Mayayı alalım ya. Maya ne işe yarıyor? Maya. İşimize yarar bir yerde illaki. Satarız. Hiç olmazsa satarız. Para çok önemli bu oyunda. Tamam, şimdi şeye geri dönebiliriz. Silahlarımızdan. Temizlenmiş 10 mm'lik tabancaya geri dönebiliriz. Ha, 12.58. O kadar fazla mermimiz kalmamış açıkçası. Mermilerimiz azalıyor.
Yani gizli gitmeye çalışacağız. Gizli olmamız lazım. Atmosferi çok güzel bu oyunun. Çok hoşuma gidiyor. Şu anda buralarda dolaşmak benim çok hoşuma gidiyor. Keşfetmediğimiz yerleri keşfetmek. Binaların içine falan girmek. Çok hoşuma gidiyor benim. Sanki böyle bir filmdeymişiz gibi bir his veriyor. Filmler olur ya böyle. Kıyamet sonrası filmler. Post apokaliptik filmler. Sanki onların birini yaşıyormuşuz gibi. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Şuraya ben girmiş miydim ya? Girmiştim sanırım. Haydutlar falan vardı hatta. Evet evet. Öldürmüşüm. Baksana şuna. Şu tipsize bak. Harbiden tipsizmiş. Çakal çete üyesi. Kirli su. Kirli suyu temizleyebiliriz belki. Sular almak lazım. Sular çok önemli. Çok önemli sular. Özellikle bu gibi. Bu ne? Ha yok. Araban şeymiş. Ben de insan parçası zannettim. Neyse içeri girmemize gerek yok. Holster your weapon at Gomorrah. Neden? Abi. Gece kulübü reklamı yapmışlar. Tamam. Şurası Prim adlı kasabaydı. Ve sahiden çatışma vardı. Şu tarafa doğru gidelim biz. Ama ilk önce görevlere bir bakalım. Prim'de görevimiz var mı? Yok, madenci meyhanesi. Şeyde değil. Sierra Madre, Happy Trails, Canyon Wreckage. Bir şekilde gitti. Seni Prim'de Mojave Express teslimatına yollayan... Ha. Prim'e bu görev için gideceğiz de ilk önce bir güçlenmem lazım dediğim gibi. En azından şey olarak güçleneyim. Ekipman olarak güçleneyim. Merhaba. Şunun şöyle sol tarafından doğru geçelim. Daha önce oradan geçmiştik sanırım. Burada askerler var. Burada rahatız. Düşman yok. İnşallah. Çöp tenekesi boş o. Ne hale geldik. Çöp tenekelerin içine bakıyoruz artık. Sen boş musun? Sen de boşsun. Herkes boş. Boş şişeler. Boş şişeler ne işimize yarar ki? Neyse şuradan biz yavaş yavaş yukarı çıkalım. Şu anda bu arada koşuyor haldeyim. Daha doğrusu hızlı gider haldeyim. Bir oyunda koşma tuşu olduğunu zannetmiyorum. Şu kamyon. İlginç bir kamyonmuş harbiden. Tabii gelecekte olduğu için. Ama keşke şu kamyonun mesela parçalarını falan alabilseydik. Hoş olabilirdi. Ya kendi arabamızı falan yapabilseydik. Geldik mi? Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ordusunun yanına geldik şu anda. Şu piknik masalarına da bakmak lazım. Sen nesin mesela? Gerçek polis öyküleri. Al bakalım. Belki bir şeyler satarız falan, bir şeyler olabilir. Güvenilir Vault 13 motorunuzdan bir yudum alın. Gerek var mı? Eğilmiş tenekke. Bunları herhalde şeyde kullanıyorlar. Atış talimi yaparken kullanıyorlar. Kanka ne haber? What is it? Ne var? Hoşça kal. Bunu söylemek için geldim. Sir mü? Bizim şeyimiz mi yüksek? Rütbemiz mi yüksek? Boş Coca-Cola çiçisi. Sunset, deri kemer, fincana işimiz olmaz. Deri kemeri alalım ama yani deri kemer lazım olabilir. Bir araştırma yapacağım bu videodan sonra Fallout New Vegas hakkında. Şuraya ben gitmiş miydim üst kata? Ha üst kat böyle bir yerde, tamam sıkıntı yok. Aşağı inebiliriz o zaman. Yolumuza devam ediyoruz. Şuraya girmeyeceğiz. Şu Prim bayağı şu anda muhtemelen kuşatma altında Prim. Şu askerler tarafından. Buradakiler ne? Boş şey, bunlar hep boş şeyler mi? Neden boş şeyler koyuyorsunuz ki?
adamların cephanesinden çal. Karma kaybettim. Aa doğru, karma vardı burada. Ha yok yok, tamam. Tamam ya, iyi adam olacağım. Doğru, iyi adam olacaktık biz. İyi insan olacaktık. Karma kaybettiğimizi ben unutmuşum ya. Yok, karma kaybetmeseydik her şeyi çalacak mıydım falan filan. Böyle düşünceler geliyor aklıma. Acaba cidden çalar mıydım? Bir şey fark etmiyor. Hani orada cephanenin olması adamların silahlar mermilerinin tükeneceği anlamına gelmiyor bu arada. Ya tükenmeyeceği anlamına gelmiyor. Adamlar otomatik, adamlar gidip oradaki cephaneden şey almıyor. Mermi almıyor. O tamamen bizim için bırakılmış. Bu arada az kaldı. Aynen şuradaki su kulelerini görüyorum. Rat hamam böceği. Yok gerek yok. Bayağı bir şey var elimde şu anda ya. Hadi bakalım. Burada hamam böcekleri var mı hala? Öyle hamam böceklerine nefret ederim. Böceklerden çok korktuğumu söylemiş miydim? Böceklerden nefret ettiğimi. Böcekleri hiç sevmiyorum. O yüzden bu oyunda gördüğüm rat hamam böcekleri, büyük karıncalar, akrepler falan. Hoş, akrep daha çok şeye geliyor. Örümcek gibi, araknit akrep sanırım. Wow wow wow, hayır hayır hayır, sakin sakin sakin, radyasyona maruz kalır. Burası boş bir şey herhalde. Nehir yatağı, eskiden bir nehir geçiyordu. Tabi nükleer bomba atılınca nehir de radyasyona maruz kaldı. Nehir kuruyunca da, nehir kuruyunca bile gene. Düşman var. Göremiyorum ama. Sanırım böcek. Bu ne? Sen gecko musun? Ha, genç kertenkele. Aman geri dön. Yürü git ya. Seninle mi uğraşacağım bir de? Bu ne? Bir tane daha mı var? Ne kadar fazla var bunlardan ya? Ben bunları öldürmüştüm hep. Fark edilmem sıkıntı değil. Tehlikede dikkat veya tehlikede derse o zaman sıkıntı. O zaman adamlar bana saldırmaya hazır hale geldi demektir. Şuralar falan. Ya bu oyunlar çok iyi yapılıyor ya. Şu post apokaliptik oyunlar gerçekten bayılıyorum. Oynamamı istediğiniz başka post apokaliptik oyunlar varsa bana söyleyin. Hani kıyamet sonrası oyunlar, Fallout gibi oyunlar falan. Fallout 4 bir çıksın da. Onu 4 gözle bekliyorum şu anda. Ha 4 göz, Fallout 4, anladınız mı? Kötü bir espriydi. Ha etrafta başka bir düşman çıkmadı ya. Güzel şeyler bunlar hep. Güvenir bal. Tamam hadi alayım yani. Sen istediğin diye alıyorum. Yok yok şey, items. Çeşit. Vault 103 matarası artık, her neyse. Bilmiyorum, almadı. Buradaki şey ne? Ne? Nazik kumarbaz şapkası. Şapkayı giyelim, Allah Allah. Aldık madem bunu, giyelim şapkayı. Şapka aldık giymez miyiz? Deri kemeri yok mu burada? Ha yok. İşte bu ya, işte bu. Artık şapkalı adamız biz. Şapkalı adam diye benim bir tane karakterim var. Şapkalar olan takıntı meselelere bahsetmiş miydim? Çok takıntılıyımdır. Bu arada bunu araştırmamız lazım. Neden böyle bir şey bulduk diye. Çünkü bir tane perk var bizim. Biliyorsunuz daha önce o perk açmıştım. O perkte böyle dünyadaki Fallout New Vegas'taki bazı ilginç gizemli şeylere tanık olabiliyoruz. Sen nesin? Ya erilmiş teneke kutu. Şeytani teneke kutusu seni. Bazı gizemli şeylere tanık olabiliyoruz veya bazı gizemli şeyleri görebiliyoruz. Bunlar da onlar arasından merak ediyorum. Bakacağım onlara daha sonra.
Geldik mi mekana? Burası bizim kasaba öyle değil mi? Öyle olsun. Burası bizim kasaba olsun. Burası bizim kasaba değilse demek ki başkasının kasabası. Başkasının kasabasıyla kasabası ise beni vurma ihtimalleri çok yüksek şu anda. Merhaba. Kasabanıza izinsiz giriş yapıyorum. Şuraya hiç girmedim. Burası neresi? Veya şu ne? Aç. Kolibandı alalım. Kolibandına gerek vardır. Sensör modülü. Hadi bunu da al. Başka bir şey alma. Diğerleri zaten var bende. Ha, bizim elemanlar bunlar işte. Şuradaki hayvan gibi keçiler. Keçiler nasılsınız? Genç büyük boynuz. Bayağı büyük boynuzunuz varmış sizin. Siz şeye benziyorsunuz daha çok. Keçi değil de bufaloya benziyorsunuz. Bufalo musunuz siz acaba? Veya arada bir şey misiniz? Neyse. Hacı ne haber? Çiftçim benim be. Helal olsun aslanıma. Adam çalışıyor işte. Ben sonra büyük yol aşıp buraya gelmeyi başardık ahbaplarım. Sakin bir şekilde, güvenli bir şekilde, hoş bir şekilde. Merhaba kanka, ne haber? Ben Deniz Gamsız Pete. Neden sana Gamsız Pete diyorlar bakalım? Madenci olduğum zaman en tam buraya gelme kararı verdim. Şimdi burada sakince ve gamsız yaşıyorum. Brahmin ve büyük boynuzlarla ilgileniyorum. Hmm, sen bir madenci miydin? Altın ve gümüş bulmak için kazı yapan. Hayır, eski binalarda ya da yerlerde mekanik veya bunun gibi şeyler çıkarma manasında söyledim. Bazıları buna çıkarıcı diyor ama bu tabiri hiç sevmiyorum. Bana göre çıkarıcı kelimesi bozuk şeyler anlamına veriyor. Değersiz şeyler gibi. Ben ise güzel malzemeleri araştırıyordum. Silahlar, ilaçlar, yedek parçalar. İyi para ederler bunlar. Madenciyken güzel şeyler bulmuş muydun? Hayır. Bizim zamanımızda oldukça iyi talep vardı. Nehrin doğu bölgesinden geliyordu. Ama şimdi yağmacılar tarafından istila edilmiş. Aslında şimdi çıkmak için çok yaşlandım. Ben çıkarım. Nehrin doğu bölgesinden geliyor. Tamam, nehrin doğu bölgesine gideceğiz. Hoşça kal. Neyse, ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler umarım bu videodan. Keyif almışsınız videodan. Keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.